Ya modeller de sarsılıyor. Bir de yani belki işte bu sohbetin devamında seninle konuşmak istediğim şeylerden bir tanesi de oydu zaten. Yani kültürel evrimin varacağı bir son ya da daha doğrusu en azından önümüzdeki 100 yıl içerisinde bir modellemeye, başka bir modellemeye doğru gitmek zorunda. İşte hadi bu varsayımları birazcık konuşmak üzerine. Çünkü tekillik, yani dünya tümüyle, tümsel olarak tek bir kültürü sabitlenmiş, yapılanmış, herkesin birbirine benzer şekilde yemek yediği, işte birbirine benzer şekilde evlendiği, birbirine benzer yani kültürün böyle organize olduğu bir hale doğru gidiyor olma akışı var. Bu mantıklı bir şey değil, yürümüyor. Bunu karşılığında böyle olmasını engelleyecek olan şey de bizim bireysel anlamda geliştireceğimiz kültürcükler diyelim, hani tavırlar. Benim doğduğumdan ölene kadar varsaydım 75 yıl içerisinde kendi içimde öğrenip geliştirebileceğim şeylermiş gibi görünüyor ki aslında birinin bir kültür anlamda bir şey oluşturabilmesi için muhtemelen senin de başına geliyordur. Aslında 40 yaşını bulmuş olması da gerekiyor. Yani 30 yaşındayken en büyük derdimiz dışarıdaki kültüre adapte olmaktı. Kültürü tahmin edebiliyorsak eğer. Yani o ne olduğunu da anlayabiliyorsak. Türkiye'deysek onu da anlayamıyoruz. Yani Türkiye'deysek karma karışık yani. Yani bu mahalleyle bu mahallenin yeme içmesi, düğüne, eğlencesi de birbirinden farklı. Bu bir yandan zenginlik, okey. Bu bir eşeyli üreme işte yani kültürde. Hani birçok farklı şey bir araya geliyor ve farklı kültürel kodlar işliyor, avantaj. Ama öteki taraftan da işte adaptasyon uyumla alakalı gecikmeler organize oluyor. Bir şeyde yani işin içerisinde adaptasyon. Bir de önemli bir şey daha var. Yani iki unsurlu bir durumu var. Birincisi aslında işte mesela stres dediğimiz ya da mutlulukla ilgili çok açlık duymamızın temel gerekçesi bu kültürel evrimdeki bir sıçramayla ilgili bir şeymiş gibi geliyor bana. Yani stresle baş edememe hali doğayla değil iç içe olmamızla alakalı, insan insan olmamızla alakalı bir durum. İşin bir tarafı buymuş gibi geliyor yani şeyde. Öteki tarafta da kendini gerçekleştirme diye tarif edeyim. Yani tatmin olma, dünyadaki tatmin olma duygusunun yani fiziksel anlamda çocuk yaparak üremenin haricinde kültürel üremeyle de ilintili olduğunu zannediyorum. Biz dünyanın büyük bir atıl bölümü de bu kültürel tatminsizlik döngüsünün içinde kalıyormuşuz gibi geliyor bana. Biz devamlı dışarıdan bir şey alıyoruz ama kendi o genel kültürün içerisine bir üreyebileceğimiz, kendimizi geliştirebileceğimiz bir şey katamıyormuşuz gibi geliyor. Ve bunun körlüğü, bunun kısırlığı, hani öyle söyleyeyim şeyin içerisinde, bizim daha iyi düşünemememize, daha iyi duygulanamamamıza sebep oluyor. Çünkü hadi son noktada öyle de bir şey diyeyim. Çünkü fark ediyorum ki aslında kültürel evrim davranışla ilgiliymiş gibi görünse de aslında duygunun evrimiyle alakalı bir şeymiş gibi görünüyor. Yani orta çağda insanı kendisiyle alakalı duygusal olarak tarif edebileceği varsayalım. Bununla ilgili bir bilimsel araştırma görmedim ama öngörüsel söyleyeyim, rastlayabileceğimi zannediyorum. 10 temel duygu varsa, şimdi sen ben masaya otursak, peş peşe saysak, akşama kadar tarif edebileceğimiz belki yüzlerce duygumuz var. Yani birer duygu gurmesiyiz artık bu dönemde. Yani daha çok bir şey, hani kahvede bu gelişir ya, kahveyi de atabildikçe geliştirir. İnsanlar bu dönemde duygu da neden vardı? Duygu doğayla ilişkimizden kaynaklı yoktu. Duygu daha ağırlıklı insan insana ilişkinin bir süreciydi. Duyguyu mimiklerimizle tüm dünyada okuyabiliyorduk. Kültürler üstü bir davranıştı. Şimdi o duyguların hepsi aşağıda küçük küçük yani bir sürü ayrı lezzette, ayrı tatta ayırt edilebilir bir hale geldiğine göre demek ki bu da evrimleşerek gelen süreçlerden bir tanesi ve bu yarı yarıya kültürel evrim, yarı yarıya da biyolojik evrim diye de söyleyebiliriz belki buradaki. İleri bir yorum mu olur bilmiyorum ya da bir yorum Yani da mümkün değil. muhakkak söyleriz. Yani mesela işte burada netameli bir şey var. Bizim mesela kültürü koruma refleksiyle hareket eden bir topluluğuz ya uzunca bir zamandır. Yani işte Türk kültürünü koruyalım. Neyini koruyalım? Mesela nedir bunun için en çok başvurulan şey? Hadi geleneksel sanatlar yapalım. Hadi Ebru Tesip. Hadi Osmanlı Selçuklu'yu analım. Bak ne güzel yapmışlar, ne zaman etmişler. Koruma psikolojisi stres altındayken girdiğimiz bir durumdur. Ne zaman gelişir, ne zaman büyür, ne zaman yeşerir? Bir kültürün koruma ihtiyacı ne zaman ortadan kalkar? Yaşandığı ve üretildiği zaman. Yani bir kültür eğer üretken ise zaten çeşitlilik üretiyordur ve var kalma, hayatta kalma görevini icra ediyor demektir. Ama demek ki koruyorsan bir şeyi, korumak zorunda kalıyorsan o ölüyor demektir. Nesli tükenen türler gibi. Bir şeyin eksikliğini çeken topluluklar en çok o kelimeyi kullanırlar. Mesela tutsak olma acısı çekmiş toplumlar en çok özgürlük isterler.
işte medeniyetini kaybettiğini düşünenler devamlı medeniyet sözcüğünü zikrederler. İşte geleceğinden endişesi olanlar sürekli şanlı geçmişten bahsederler. Yani böyle bir dayandığımız kültürün bizi doyuramaması, üretememesi halinin yaşattığı bir şey var. Daha önce defaatle burada da konuştuk, ben de çok anlattım. Geleneksel sanat deyince sürekli bin senedir yapılan hat ebru tesip, hat ebru tesip, hat ebru tesip yeter demek gerekiyor. Ama bu yine çok güzel bir söz var. Kültür ihdas edilemez, ancak tespit edilebilir. Yani sen getirip bir topluma kültür veremezsin. Al sen bunu. Mesela Cumhuriyet devriminin tam tutamamasının sebebi budur. Cumhuriyet devriminin bence, kanımca, teknik bir konu olarak en önemli taktik hatası komple dışarıdan içeri doğru bir şey yapmaya çalışmasıdır. Yani o şeyi, çünkü fırsat yoktu o zaman. Yani insanların böyle bir kültürel dönüşümü istemesini sağlayacak, zihinsel altyapıyı oluşturacak zaman yoktu. Dediler ki önce bir kıyafetten, şekil şemalden, işte tartıdan, ölçüden bir şeyden başlayalım. İşte takvimi değiştirelim. Ondan sonra gider. Gitmedi. Olmuyor. Tabii güzel bir şey oldu. Bu biyolojideki gen akışına benziyor. Tam böyle türleşirken, ayrılırken bir popülasyondan öbürüne gen alıyorsun. Orada yeni bir kombinasyon oluşuyor. Yani tam böyle farklılaşamadan oraya da bir çeşitlik atmış oluyorsun. Bizde böyle enteresan bir türev çıktı ama biz üretemediğimiz için, üretken bir topluluk olamadığımız için, mesela Türkiye üzerinde konuşuyorum, şu anda kültür koruma ya da bir kültüre eklemlenme, şimdi batılılaşma dediğimiz şey, bizim bir şekilde psikolojik olarak hiç kendimizi dahil hissetmediğimiz, ama bana sorarsan beşiği olduğumuz bir kültüre yapışma çabası. Çünkü o kültürü de yanlış algılıyoruz. Bizden ayrı gelişmiş, üstün bir medeniyet. Hayır. Biz kültür olarak onun gelişiminin nüvelerini sağlayan en önemli kaynaklardan biriydik bakarsan. Ta Hunlardan al, yani en geriden al. Yani bunlar aynı şeyler. Öte yandan ona karşıt olarak aksus edası nedir? Kültürü koruyalım. Şimdi kültürel evrimi, genel olarak evrimi biz adam gibi anlatabilseydik, millet eskiyi yaşatmakla uğraşacağı kadar, hatta daha fazla, yeni çeşidi üretmekle uğraşırdı. Ve biyoloji bilgisinin kaybı, evrimsel bilginin kaybı işte böyle tökezlemelere de sebep oluyor. Biz konuyu tarihte donmuş bir asr-ı saadet algısından ibaret. Herkesin bir asr-ı saadeti var. Kimininki Osmanlı, kimininki Selçuklu, kimininki peygamber dönemi, kimininki Mustafa Kemal dönemi, kim, herkesin bir saadeti. Daha da trajik olanı, çok ciddi sayıdaki insanınki de uydurma. Uydurma, evet. Gerçekte olmayan, dizilerden oradan buradan topladığı kendine ait bir zamansal bileşkesi var kafasında. Ya asr-ı saadetle alakalı beklentisi öyle. Tabii yani. Mesela ben çok şok yemiştim. Belki burada daha önce başka bir vesile konuşmuş olabiliriz. Hans John Gundersen diye bir araştırmacının yanında. Yani adam hakikaten dünyada hala en baba araştırıcılardan biri kabul edilir kendi alanında, hücre sayım teknikleri. Adamın yanına gittim. Adam o kadar bilim camiasında bilinen ve saygı duyulan bir insan ki ve sürekli üretim halinde. Ben tanıştığımda 70'li yaşlarındaydı. 60'lı yaşlarındaydı. Hala hayatta mı bilmiyorum. 98 yılında. Mesela o adam bizim dizilerde bilmem ne yıllar sonra bayıla bayıla seyrettiğimiz ataları olan Vikinglerden şöyle bahsediyordu. Ve gayet casual bir ortam, yani gayet böyle günlük sohbet ortamı, masadayız, sabah kahvaltı yapılmış. Ya dedi, bizim atalarımız tamam güzel bir franchise malzemesi iyi anlatıyorlar ama hırsız, katil ve tecavüzcülerden oluşuyor dedi bizim atalarımız. Yani bunu dedi saklayacak bir şey yok. Herife baktım, o kadar rahat ki bu konuda. Neden rahat? Yıllar sonra jetonum düştü. Ürettiğinde geçmişe tutunmayı bırakırsın. Önündekini ne yapacağına bakarsın. Dolayısıyla kültürel evrimi yönlendiren baskın kültür odakları her devirde üretmiş, şaşalı üretimler yapmış ve dünyayı bu yönde etkilemiş kültürler. Biz şimdi insanlığın bütün kültürel evrimini konuşmak gibi imkansız bir şeye giremeyiz burada. Çünkü o kadar çok odak, o kadar çok dönem, o kadar çok etki var ki. Ama mesela bugün hala İslam dininin söylenceleri arasında, yani bu kıssaları, hikayeleri falan kastediyorum, gidip ta sen 4000 yıl önceki antik Mısır'daki anlatıları aynen bulabiliyorsan, yani dünya kültürünün bu ortak unsurları üzerine bir daha kafa yormak
ben sadece ben, en haklı ben demeyi biraz bırakıp topluluk bilinciyle bunun faydasına varmak belki mümkün olur. Zaten kültürel evrimi bu konuyla özel olarak çalışmayan, antropolog falan olmayan insanların bence anlamasının önemi burada yatıyor. Kendine başka, nasıl evrime anlamak vücuduna başka bir gözle baktırıyor, kültürel evrimi anlamak da öyle. Yani bir Müslümana bugün ya Kur'an'da yazan şey Sümerler'de de yazıyor dediğin zaman hop diye zıplıyor. Bunda bir tuhaflık yok ki. Yani isterse bunun mesajın kökeni aynı de, istersen hepsi aynı yerden geliyor diye fark etmez. Tüm dünyanın hikayeleri 7-8 tane temel hikayeye dayanıyormuş gibi görünüyor. Öyle, tabii. Zaten ana büyük konularda her gün cevap üretemediğimiz için, kadim bilgi o işte. Büyük konulara cevaplar kadim bilgide zaten saklı. Biz bugünkü teknik sorunlar için kendi çözümümüzü üretelim. Ama esas sorun kaynaktan kopuksan modellerin iyice fakirleşiyor. Ve sonra diyorsun ki bütün bunlar niye bizim başımıza geldi? Efes niye battı? Niye Nuh tufanı oldu falan? Hep aynı stresle yanıp tutuşuyoruz maalesef. Bu dünyadaki oluşmuş genel anlamdaki oluşa gelen, devam ede gelen kültüre bir şey ekliyor olmayı fark etmek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu zihinsel durum bizi gerçekten modern ya da gerçekten bilimsel hale getiriyormuş gibi geliyor. Bunu fark etmeden, yani ben bu fark edişle çok aydınlanmıştım. Yani sen öyle bir şey üretiyor olmalısın ki burada, öyle bir şeyle ilgileniyor olmalısın ki, bilim adamı olmak zorunda değilsin bu arada, kuru yemişçi de olabilirsin. Yani yaptığın işle alakalı, sen artık dünya ile iletişim kurabilen bir arenada olduğun anda itibaren kuru yemişle ilgili ürettiğin şeyin dünyadaki karşılığını da görmek, bilmek, biçimlendirmek, bir katkı sağlamak. Bu katkının çapı büyük olmak zorunda değil. Ama işlevi nitelikli olmak zorunda, derin olmak zorunda. İhtiyaç duyulduğu an kullanılabilecek biçimde olmak zorunda. Bu kültürü oluşturduğun an dünya kültürünün bir parçasına dönüşüyorsun gerçekten. Hem üreten hem de karşılığında tüketen. Ekonomik olarak da böyle, saygınlık olarak da böyle. Ya da işte ne bileyim, işlevlilik olarak da böyle. Böyle olunca Türk erkeği olarak dışarıdaki kızlar seni daha çok seviyor. Ya da Türk kızı olarak. Yani bu işlevlilikte anlamlı yer alabilmenin kuralı bu. Yani global dünya olacak. Cool. Ama sen içeride devamlı bir kültürel yapıyı, bir mimar arkadaşımın tarifiydi işte binalarla ilgili konuşuyorken. İyi bir tariftir bu arada. Yani tarihi eser diye tarif ediyoruz ya bir binayı gördüğümüzde. Abi tarihi ayrı bir şey, eser ayrı bir şey dedi. Tamam. Ya bazı binalar tarihidir ama eser değildir dedi. Sadece tarihsel anlamda belli bir döneme tanıklık ettiği için tutarız. Ama dedi eser, hani buna dedi sanat eseridir dedi. Tarihi olmak zorunda değil. Yani sanat eseri olarak tanımlanır. Şanslılara hem tarihi hem eser olabilir. Tarihi eser hani tanımlamasıyla bir araya gelebilir. Hani birden ayırıyorsun ya bu konuyla alakalı. Ha doğru, yani hani başka bir şey var. Aynı biçimde yani koruduğumuz şeyin kendisinin ne olduğunu doğru anlamak ve onu üreteceğimiz yeni şey için bir malzeme olarak kullanabilmek gerekiyor. Bakış açısı olarak, kültür olarak ya da işte yeme içme barınma kültürü olarak. Ama biz çok fazla, ara sıra bunun sohbetini yapıyoruz. Kısa zamanlı ve az sayıda insanı baz alarak düşündüğümüz için çok geçici. Örneklem. Evet, yani o yüzden floresanla aydınlatılmış, fayanslarla döşenmiş mekanlarda hızlı plastik sandalyelerle bir şey yiyerek hayatımızı geçiriyoruz. Yani hani bu bir kültürel durum değil. Bu devamlı en hızlı şekilde vücuduna bir şey girmesini, çıkmasını organize etmeyle alakalı bir şey. Ve tüm hayatımız böyle bir telaşın döngüsüyle beraber dönüyor. Ve bu kültür olarak, bu bir kültür değil. Yani multidesk olma bir kültür değil mesela. Multidesk olma sadece pazarlamanın sonucunda manipüle edilmiş insan olmayla ilgili bir hal. Yani gerçekten hani çok yumurtlasın diye kafesine sıkıştırmış, tavuk gibi hissediyor insan kendini. Böyle bir alanda telaşa şey verdiğinde, aman bir şeyleri kaçırıyorsun Sinan Hoca, aman bak dikkat et, yarın öbür gün popülariten düşer, yarın öbür gün şu olur falan diye sana yükle endişeyi ya da bana yükle endişeyi aynı şekilde beraber, işte koşturmacalar, uyum sağlama çabaları bilmem neler içerisinde hiçbir şeyi anlamlı bir şekilde, anlam ve hikayeler buranın ana püfü, anlamlı bir şekilde biriktiremediğin, üst üste koyamadığın, estetik hale getiremediğin, estetik anlamlarla üretemediğim bir şeye dönüyor. Bir de yüksek postmodern etkisi alıyoruz. Hani şeyde, bunu şundan kaynaklı anlatıyorum. Evrimdeki en dışkısal bölüme denk geliyoruz gibi geliyor bana. Yani evrim devam ediyor kültür anlamda. Biz sanki bu konunun dışında kalıyormuşuz gibi görünüyor. Zarına takılıyoruz, zarına. Ha, yani ve
Yani bunun sıkışıklığı kötü bir duyguya neden oluyor. Çünkü işin sonunda bakıyorsun ki sen iyi bir tüketici ve hani yani gerçekten sadece tüketici döngüsünün içerisindesin. İçerik üretilmiş, tüketmişsin, yemek yorulmuş, tüketmişsin. Hiçbir kültürel, hani onu yerken, onu tüketirken, onu biçimlendirirken hiçbir kültürel yeni nüve üretmemişsin. Hani bırak başka bir kültüre adapte olmayı, hani içinde yeni bir şey üretmemişsin. Hiçbir kültürel verin yok. Yani bir adabın yok. Yani böyle adabın olmayınca anlamın yok. Anlamın olmayınca da dünya boş. İşte hepimiz hani hızlı bir şekilde 3 ay boyunca tüketiyor. 4. ay bir boşluğa düşüyor. Depresyondan çıkıyor. Tekrar tüketiyor. Bunu sen vermiştin galiba bu örneği, bu zincirlemeyle beraber. Böyle bir yapının içerisine giriyor. Önce şeyi fark etmek gerekiyor. Yani dünya kültürüne bir şey üretmemiz gerekiyor. Birey olarak, yapılar olarak, organizasyon olarak, şirketler olarak, işte ne bileyim kültüre, üniversite olarak, eğitim olarak. Hiç hesapta yoktu. Ya böyle bir benzetme yapacağımı da hiç düşünmezdim ama masamda buldum. Ya bu arada burası Gökay'ın masası. Evet. Ve oturur oturmaz şunu hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Spinner. Bu ilk çıktığı zaman, bak şu anda yaklaşık evet dönüş hızı. Bak şimdi bu arada da bir fizik dersi vereyim. Şu anda dönüş hızı saniyede 25 kere ve azalıyor. Oradaki tekerlek etkisini görüyoruz ya. Neyse evet, onu şu çıktığında benim oğlan mesela birçok çocuk baba spinner alsak ya spinner alsak ne bu? Ben de baktım böyle çeviriyormuşsun buymuş. Şimdi bunu hatırlayan var mı? Kaç sene oldu? Sene bile belki olmadı. Yani bir kaç ay oldu şu hayatımıza girdi gireli. Biz kültürün bunlarıyla uğraşan çocuklar gibiyiz. Yani korumaya çalıştığımız, üretmeye çalıştığımız şeyler bunun gibi. Ama bir de insanın oyun ihtiyacı, insanın yenilik ihtiyacı gibi temel kültürel sürücü kodlar var. Bu kodları anlayabilen bunu anlayacak. Bunun niye üretildiğini anlayacak. Bununla vakit öldürenin ne kaybettiğini fark edecek. Biz maalesef işte zarına tutunuyoruz dediğim elimde bununla oynarken aklıma geldi. Yani hiç de burada bir spinner bulacağımı düşünmüyordum. O da bana bonus oldu. Bu arada bu hastalığım da yeniden nüksetti şu anda. Ben bunu sürekli çeviriyordum. Şu bir kültürel ürün. Niye yapıldı? Hangi ihtiyaca binaen yapıldı? Anlamadığımız zaman bu sadece bizim için geçici bir arzu nesnesi, geçici bir toplumsal olay, işte hafıza bileşeni ve gelip geçiyor herhangi bir etki bırakmadan. Eğer böyle bir kültürün içindeysek biz sadece bir tüketim kültürüyüz. İştahla yeniliğe saldıran, 2 dakika sonra yeniliği eski hale getiren ve yeni yenilikler aramak üzere boş boş böyle sağa sola bakmaya programlanmış varlıklar. Kültür kadim bir konudur. Kültür günlük bir konu değildir. Dolayısıyla kültürü anlamak kadim bilgi gerektirir. Bu arada biraz önce Cumhuriyet Devrimi'nden bahsettim. Cumhuriyet Devrimi'nin muhtemelen ne işe yarayacağını ve ne için yapıldığını bir tek kişi biliyordu. O da erken öldü daha önce söylediğim gibi. Mustafa Kemal Atatürk'ten bahsediyorum. O insanın kütüphanesine baktığınızda bir kültür devrimine neden ihtiyaç duyduğumuza nasıl ikna olduğunu o kütüphanede görebiliriz. Bir adamın cin fikrinden çıkan bir şey bir toplumu bu kadar etkileyemez. O kültür eski adıyla Hars toplumun en önemli, en özel doku parçası. Ve bence bugün Atatürk'ün de ben birçok söyleminde işte yazısından anladığım kadarıyla kültürel evrim meselesinin önemini kavramış. Çünkü o dönemlerde zaten gelişen bir fikirdi bu. Onun önemini kavramış ve kendince uygulamaya çalışmış bir adam ama tek başınaydı. Darwin'in zamanında kimsenin anlamadığı gibi Atatürk'ü de pek kimse anlamış gibi gözükmüyor. Olayı sadece şekil şemalde bırakarak bugünlere kadar gelmişiz. Geç değil bu konuyu daha çok konuşarak, bu kodlar üzerinde daha çok durarak bence hala bir şeyler yapabiliriz. Yapmalıyız da. Görevimiz bu yani. Yani buna işte belki bilimsel anlamda birazcık zemin hazırlamak, ilk soruları sormak ya da ilk farkındalıkları organize etmek için aslında sohbetini yapmak istediğim bir şey. Hani ben mesela bu sohbetin içerisinden anladığım 2-3 kritik konudan bir tanesini önüne çalışırken fark ettiğim şeylerden bir tanesi. Ya gerçekten yani bu bildiğin yani biyolojik evrimsel kodlarımız gibi zihinsel anlamda da aynı biyolojik sınırda dünyaya ait kültürel kodların içerisinde üretmek, üremek içerisinde olmak önemli bir bileşen. Bu üremenin dışında kaldığımızda sadece tüketen grubu gerçekten şeyden bir farkımız olmuyor. Yani dışımızdaki nesneler ne olursa olsun, aylık gelirimiz ne olursa olsun. Hani kafesine tıkılmış tavuklardan ya da işte hani oradaki hızlıca yetiştirilip tüketilen, döndürülen, o dönüşümün içerisindeki olan insan grubundan bir farkımız olmuyor. Bu çok kritik
şeylerden bir tanesi. İkincisi, senin sohbetin içerisinde bunu gerçekten önemli buldum. Hani altına ayrıştırayım. Biz kültürel anlamdaki çeşitliliğimizi de azaltır, tek tip kültüre doğru gidersek global anlamda daha büyük bir zedelenmeye açık hale geleceğiz dışarıdan. Pandemi de aslında bunun çok iyi örneklerinden bir tanesi gerçekten. Yani şimdiye kadar pandemiye gerek biyolojik gerekse kültürel davranış açısından alternatif bir grup kenarda kalmış olabilirdi. Hani birbirlerinden farklı kültürler gelişmiş olsaydı, ama biz genel bir global kültürün etkisinde olunca bak hepimiz aynı oranda aynı biçimde etkilendik. Kukuman kuşu gibi aynı çözümler, çözüm tipleri arıyoruz. Küçük milimetrik farkların haricinde. Bu önemli bir... Çeşitlilik candır, can. Evet, evet. Can. Bak biz de çeşitli değil mi? Senle, benle. Bak burada bir çeşitlik var netice itibariyle. Kafa başka farklı şeyler farklı ama buluş işte ortak noktalarda buluşunca kenar etkisi, kültür esas kenar etkisini yarattığı zaman kıymetli. Onu da daha önce evet. bol konuşmuştuk. Yani farklı kültürler işte sen ben gibi böyle. Farklı kültürler bir araya gelince yeni fikirler çıkıyor. Farklı kültürler bir araya gelince yeni imkanlar çıkıyor. Yeni yollar açılıyor. İnsanlık buradan zaten çeşitlilik üretiyor. Yoksa belli bir kalıbın modelin içinde oturup bir adam sabaha kadar kafa patlatsa, Dücani Cündioğlu buna dikkat çekmişti mesela. Herkes kendi kültürünün çocuğudur. Ve zamanın ötesinde fikir beyan etmek diye bir şey yoktur. Yani o zamanın kültürü içerisinde neye izin varsa, ne ortaya çıkmışsa, neye ihtiyaç hasıl olmuşsa düşünür o fikirle çıka gelir. Mesela insanın fabrika ayarları şu anda bir fikir burada ortaya çıkmış. Sen de seviyorsun bu fikri. Diyorsun ki senin iyi bir fikrin var. Aslında sadece benim değil. Benim beslendiğim vasatın ihtiyaç gösterdiği ve beni sürekli o yönde beslediği bir çözüm arayışı. Ve bu çözüm arayışta işte bu konuştuğumuz kültürel çıkmazın biyolojik bir taraftan çaresini formüle etmeye çalışıyor. Ama ben bu zamanın çocuğuydum. Bir 100 sene önce yaşasam böyle bir şeyi benim hayal etmem mümkün değildi. Belki bir 100 sene sonra yaşayan birisi için de bu çok anlam ifade etmeyecek. Yakın dönem eğitim açısından, azıcık kültürel evrimden saparak söylüyorum. Yakın dönem eğitim açısından çok sert değişimler yaşanacak gibi görünüyor. Yani bu hani... Devrim gerçekten yani olacakmış gibi görünüyor. Dünyada bu arada, Türkiye'de değil. Gerek bu online'ın bu getirilerinden kaynaklı. Gerek zaten içerik açısından biz biliyorsun 2 senedir konuşuyorduk. Yani içerik boşaldı. Yani eğitimde içerik boşaldı. Yani üniversitedeki hocaların yarısı bunun farkında, birebir farkında. Yani ben bunu anlatıyorum ama çocuk bunu kullanamayacak gibi diyor. Yani hani bir anlamı yok yani hani şeyde. Şimdi bu değişimde yeni eğitim aslında mesela öz disiplin gibi başka kendini tanımada başka spesifikasyonlar barındıracakmış gibi görünüyor. Kültürel çeşitliliği anlama, evrimi yöntemi olarak öğrenme gibi, yöntem olarak öğrenme, yani evrimist olmadan bahsetmiyorum. Yani evrimin aslında dünyada birçok şeyi okumada gibi yeni şeyler barındıracağı görünüyor. Ben İFA'nın bu ana kanallardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Çok iyi derleyici, toplayıcı ve farkındalık oluşturan bir şeymiş gibi görünüyor İFA. İfanın konumunda. Abi yani evrimi anlamak dediğinde yani bir çocuğa bak şuradan yürüme düşersin dediğinde ona verdiğin bilgi kadar faydalı bir bilgiden bahsediyoruz. Yani temel bir fizik yasasını, temel bir evren kaidesini öğrenmekten bahsediyoruz. Yani bir bilimsel kuramı bilmek değil mesele. O gerçeklikle tanışmak, tabiatından kopuk olmakla unuttuğumuz o gerçekle tanışmak. Yani bana çok faydası oldu. Sen çok sevdin çünkü faydalı bir şey olduğunu gördün. Hatta işte belki yapıyorsun bir kısmını. O çerçeve işte zaten o çerçevenin öyle görülebilmesi onu faydalı yapacak olan şey. Ve dediğim gibi zaman hazırsa olacak. Yani biz kendimizi hazır hissediyorsak buna, böyle bir ihtiyaç görüyorsak kendimizde olacak bu. Kaçarı kurtuluşu yok inşallah. Kesinlikle katılıyorum. Evet.